Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir seyahatten sonra yine aralarınıza döndük. Şimdi bu konulardan ne bahsedeceğiz? Tabii ki Ledger Nano S. Çünkü YouTube'da gördüğüm kadarıyla ve elimden geldiği kadar cevapladığım kadarıyla Ledger'lardan çok soru soruluyor. Burada canlı canlı sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi birinci olarak teşekkür edenler de var tabii ki. Soru sorup da cevaplarını yazdığım videolarda çektiğim kadarıyla teşekkür edenleriniz de var. Elimizden geldiği kadarıyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bilgimiz doğrultusunda da anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi özellikle şey sorulmuş. Mesela sıradan başlayalım. Şeylerden nedir? Tokenları gönderiyorum veya gönderdiğim zaman da alamıyorum gibi sorular var gördüğüm kadarıyla. Tron göndermiş. Evet. Bunların cevaplarını da zaten dediğim gibi altlarda yazdım arkadaşlar. Şimdi özellikle şuradan başlayalım. Ledger'ın kendi sitesine girdiğinizde arkadaşlar burada gerek Windows, gerek Mac, gerek Linux veya da Google Store'dan da cep telefonlarınıza, App Store'dan da cep telefonunuza indirerek de bunları kullanımını yapabiliyorsunuz. Yani hem bilgisayar üzerinde işlem yapabiliyorsunuz hem de cep telefonunda da işlem yapabiliyorsunuz. Peki işte cep telefonunda işlem yaparken nasıl bir işlem yapmamız lazım? Yani bu Ledger X Bluetooth bağlantısı kuruyor. Peki Nano S'le nasıl bağlantı yapacağız derseniz şöyle bir sayfa şey vardı. Şuradan mesela arkadaşlar cep telefonunuza şöyle bir aparat alabilirsiniz. Bu aparatı da nasıl kullanacaksınız? Şu Ledger'ın zaten bilgisayara bağlandığı kısım. Bu da Ledger'a bağlanan kısım. Şimdi bu kalkıp da şunu biz cep telefonumuza bağlayacak halimiz yok. Kalın şey zaten. Bu şekilde bir dönüşümlü bir şey alıyorsunuz. Aparat. Bilgisayarcılarda var, telefoncularda var. Şunu telefonunuza takıyorsunuz. Burayı da Ledger'a takıyorsunuz ve sonucu da aynen Ledger X gibi devam edebiliyorsunuz. Bluetooth gibi kablolu bağlantılıyla beraber gönderme, alma işlemlerinizi bu sistemleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani şu aparata ihtiyacınız var. Eğer bunu da anladıysak şunu kapatalım. Şimdi bir de ben işte Ethereum gönderdim, alamıyorum veya da işte ne bileyim ERC20 token gönderdim, alamıyorum gibi sorular var. Buradaki yazılanlar gibi. Arkadaşlar şimdi eğer ki Tron ağına bağlı bir şey gönderdiyseniz Nano X olur, Ledger, Nano S olur fark etmez hangisi olursa olsun veya da Mina gibi şeyleri gönderemiyorum gibi. Eğer ERC20 tabanlı bir şey gönderiyorsanız mutlaka Ethereum'un olması gerekiyor. Yani şuradan add account kısmınızdan bakınız. Şimdi ben şu profil kısmındayım. Şimdi hatta bir güncelleme varmış. Ben bu güncellemeyi de şey yapmayayım şimdi. Bir dahaki videoda da güncellemeler nasıl yapılır onu anlatmaya çalışırım. Şimdi şu add account kısmına geldiğinizde ben ne yazmak istiyorum? Mesela Shiba yeni çıkan coin. Bunu arattırdığımda Shiba var mesela. Bu nedir burada? Ethereum tabanlı bir kripto para olduğu anlamına geliyor ve bunu da gönderebilmemiz için de bizim Ethereum wallet adresine ihtiyacımız var. Bunun wallet adresinde aldığımız zaman da yani Ethereum'un şeyini aldıktan sonra da borsamıza geliyoruz arkadaşlar. Buradan Ethereum wallet adresini yapıştırdığımızda da buraya Ethereum ağının altına göndermiş oluyoruz. Peki bu borsaya peki geri nasıl aktaracağız dendiğinde de arkadaşlar dedim ya eğer ki siz kalkıp ERC20 tokenlarından bir tanesini gönderiyorsanız sizin hesabınızda Ethereum'un olması lazım. ERC20 token gönderebilmeniz için borsaya Ethereum bir miktar olması gerekiyor. Veya da Tron ağıyla ilgili bir şey gönderdiyseniz hesabınıza buraya buradan da tekrar borsaya göndermek için de Tron ağında bir şey yaptıysanız o zaman Tron hesabınızda bulunması gerekiyor. İşte benim peki Tron'um da var veya Ethereum'um da var. Ethereum gönderemiyorum. Ethereum'um olduğu halde
tekrar borsaya hesap gönderemiyorum. Para gönderemiyorum. Yani Ethereum'um var, Bakiye'm var, fi ücretlerini kesecek miktarda şeylerimiz var denildiği halde biz gene gönderim yapamıyoruz. O zaman bakınız, şimdi şurada bir güncelleme, manager bölümüne geldiğinizde güncelleme var demektir. Bu nedir? Ethereum ağının güncelleneceği anlamına gelir veya da Ledger cihazınızın güncelleneceği anlamına gelir veya da bu sistemin güncelleneceği anlamına gelir. 3 aşamadan dolayı da gene gönderme yapamazsınız. Önce bunu kontrol edin. Manager, mavi tik noktası belki sizde vardır veya yoktur. Varsa kontrol edin veya da sürümlerini kontrol edin. Ethereum'un sürümünü kontrol edin. Bu sistemin live programın sürümünü kontrol edin. Bunları yaptıktan sonra gönderme yapılacağından emin olun, gönderecektir. Ama bir nevi de minimum buradaki gönderimle buranın da özellikle minimum alım şeyini kontrol edin. Hani şimdi bazen borsalar der ki 10 dolardan aşağısını kabul etmiyorum der. O zaman burası der ki size hata verir arkadaş, 10 dolardan yukarısı olsun, 11 doları gönderin gibi bir şey verir. Yani 4 tane şık saydım sizlere. Birincisi, ERC20 token göndereceğiniz zaman hesabınızda Tron veya Ethereum'un olması gerekir veya da farklı Waves'in olması gerekir gibi. Hangi ağlarda çalışıyorsanız onun hesabınız bakiyesi olması lazım. Bakiyeniz varsa o zaman menajerden sistem ağlarını kontrol edin. Güncellemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Bunu da yaptık. Güncellemeler tamam. 5.0 veya da 3.0 neyse artık sonuçta güncellemeler de tamam. O zaman bu sistemin güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. O da tamam. O zaman cihazın sürümünü kontrol edin. Cihazı yeri geldi miydi güncelleyin. Yoksa da Ethereum'un şeyini silin veya da Tron'un şeyini silin. Yeniden yükleyin. Veya da hiçbir şey olmadı. O zaman da buradan kontrol edin arkadaşlar. Bakınız mesela ERC20 tokenlarının gönderip gönderilmediğini burada şey yapıyor. Bunun da linkini altta atacağım. Hatta burada da zaten bu videoda da size belirttim yani. Burada özellikle şurada bunu anlattım detaylı bir şekilde. Nasıl kontrol edebiliriz diye anlattım. Burada şimdi diyelim ki ben şimdi şuraya geldiğinizde Shiba diyelim ki Shiba yazdığımda kısaltmasını Shiba şıp gelmedi. Şimdi bu gelmedi. Bu demektir ki burada yok demektir. Ama burada varsa niye yok? Shiba, evet, burada var. Yani bu ne demektir? Burada varsa ERC20 token olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Bakınız burada da yani sizin hesabınızda Ethereum'un olması gerektiği anlamına gelir. Burada da niye çıkmadı? Burada da çıkması lazım. Bir kontrol edeyim ben bunu. İlginç bir şey de karşılaştık. Şu anda Shiba'yı eğer ki live programı destekliyorsa burada da bunun güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum ama burada bahsedilen bir şey, şuradan bir bakalım. Şimdi live programına bakalım. Şimdi şuradan bir arama yapalım. Çünkü ilginç çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Token diyelim. Token'da yok, Shiba çıkmıyor arkadaşlar. Yani sitesi belki güncellenmemiş olabilir diye düşünüyorum. Diğer şeyler çıkıyor ama burada çıkmıyor. İlginç. Yani şurada çıkanlar arkadaşlar burada da çıkması lazım. Yani destekleyen ve desteklenmeyen diye burada çıkar. Normalde live programına tıkladığımızda token olup olmadığını da buradan bulabiliyoruz. Şimdi ilginç bir şeyle karşılaştık. Burada olması lazım. Yani diyeceğim şey, buradaki uyumsuzluk görüyorsunuz.
var. Demek ki sitesi de güncellenmemiş olabilir diye düşünüyorum. En çok rahatlıkla kontrol edebileceğiniz burasıdır arkadaşlar. Mesela BNB'yi veya da Tether, UST bunu tıkladığınızda gene ERC20 token olduğunu burada bahsediyor. Ben buradan da Tether var mı bakacağım şimdi. Buyurun, UST var. Yani buradan satın alma yapabiliyorsunuz, swap yapabiliyorsunuz, alma gönderme yapabiliyorsunuz ve Buy Ether Wallet'lara da kendi şeyleri var. Onlara da kullanabiliyorsunuz ve live programında da kullanabildiğinizin işareti var burada arkadaşlar. Buradaki diğer kripto paralarda bakınız ERC20, EURTR var mesela. Bunu da gene live programını desteklediğini söylüyor. Gene şunu da bir bakalım. Destekliyor mu? Şuraya yapıştıralım. Bakınız EURTR ERC20 token olduğunu, Ethereum tabanlı olduğunu destekliyor. Buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu geçtiysek eğer dediğim gibi de eğer ki ERC20 token gönderdiyseniz hesabınızda paranızın olması gerektiği anlamına gelir. Alma gönderme şeyleri var zaten. Swap şeylerini az çok bunu da biliyorsunuz. Şimdi diğer sorunuza gelelim. Şimdi bir de şu sorulmuş. Cihaz güvenilir mi? Şimdi borsalara nazaran cihazlar tabii ki daha çok güvenilir. Şimdi siz burada işlem yapıyorsunuz. Borsada işlem yapıyorsunuz. Paranızı buraya saklıyorsunuz. Örnekleri gördünüz. Birçok borsalar kapandı gitti. Peki paralar ne oldu? Uçtu gitti. Peki nasıl hakkını arayacaksın? Hakkını arayamazsın çünkü yasal değil. Yani bu kripto paralar yasal olmadığı için maalesef bir şey diyemiyorsun. Hakkını arayamıyorsun. Ama tabii ki gene dava süreçlerinde başlatabiliyorsun. Çünkü sonuçta bir dolandırıcılığa girdiği için de dolandırıcılık işlemleri başlatarak da hakkınızı arayabilirsiniz. O yüzden siteler kapandığı zaman gidiyor. Ama Ledger ne kadar güvenilir? İşte sitelere nazaran Ledger'lar, X'ler daha çok güvenilirli. Soğuk cüzdan çünkü. Ve ekstra siz bunları cihaza yüklemiyorsunuz. O 24 haneli şifreniz var. Şifrenizin içine yüklüyorsunuz. Cihazınız kırılır, bozulur. Tekrar yenisini alırsınız. 24 haneli şifrenizi girdikten sonra da sisteme kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kripto paralarında nasıl bulacağınızı da aynen şu şekilde gene et account dediğiniz zaman BTC'ye şey yaptığınız zaman da gene click click dediğinizde de buraya sistemdeki paralarınızı tek tek çıkartabiliyorsunuz. Buraya yüklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani kripto paralarınız kaybolmuyor. Şimdi bir de diyorlar ki ben bunu resetlediğim zaman, sildiğim zaman kripto paralar kaybolur mu? Hayır arkadaşlar. Dedim ya sizin 24 haneli şifreye kağıda yazdığınız şifreleri kaybetmediğiniz müddetçe hiçbir zaman paralarınızı resetleseniz de silseniz de atsanız da kesinlikle kaybolmaz. Ama kağıda yazdığınız o şifreler sizin için can damarınız. Onu kaybederseniz, yanlış yazarsanız, sırasını kaybederseniz o zaman maalesef daha yapacak bir şey yok. Çöpe atın gitsin. Paralar uçtu gitti. Tekrar söylüyorum. Bu da bir güvenilir konusunda bu borsalardan bir tık daha üstün olduğu için Ledger soğuk cüzdanlarınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Peki bunlar ne kadar güvenilir derseniz, sonuçta bu da bir firma. Ne kadar güvenilir bilemem ama ben bunlara da güvenmem. Peki ne yapacağız peki? Siz biliyorsunuz private key dediğimiz gizli anahtarlarınız var. Gizli anahtarlarınızı elinizde bulundurmanız şart arkadaşlar. Bunu bulundurmadığınız müddetçe yarın öbür gün bu sistemde kapatıldığı zaman da private key'iniz yok. Peki borsaya nasıl aktaracaksınız? Burada paranız duruyor. 10 milyarınız, 100 milyarınız, 1 trilyonunuz paranız burada duruyor. Peki ne yapacaksınız şimdi? Private key'iniz varsa eğer bu borsaya aktarabiliyorsunuz. Ama yok. O zaman yoksa yapacak bir şey yok. En önemli olan private key dedim ya, bu da gittiği zaman da çöpe gider paranız. Ama private key'in alma şeyi de var bunda. Bir dakika onu da anlatırım. Bunu da aldı, private key'inizi alıyorsanız o zaman sıkıntı yaşamazsınız. İstediğiniz borsaya ekleme yapabilirsiniz.
Mesela burada blockchain.com'un şeyi var. Buraya ekleme yapabilirsiniz. Buradan ayarlardan cüzdan ayar adreslerine gelerek de buradan yeni adres oluşturarak da ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben kendim Cereke Games diye bir veya da kendi ismimde Hasan diye de Bitcoin wallet adresleri oluşturdum. Mesela bunların private key'lerini de buraya ekledikten sonra da bu ömür boyu şu adresler benimdir arkadaşlar. Hem private key benim hem de adresi benim. Şimdi bu borsa kapandı. Diyelim ki private key'imi aldığım zaman da tekrar Bitcoin'i farklı borsalara da entegre edip paramı da kurtarabilirim. Peki bunlardan ve bunlardan daha sağlam hangisi derseniz de tabii ki özellikle şöyle bir şey var. Bunu tavsiye edebilirim. Mesela bunlar da kağıt cüzdanlardır. Şöyle barkod kodları var bunların biliyorsunuz. Bunları cebinizde tutabilirsiniz. Ne bileyim farklı yerde saklayabilirsiniz. Ama bunları da tabii jilet kağıtlarında tutarak koruma altına almanız lazım. Çünkü buradaki QR kodu silindiği zaman da maalesef gene yapacak bir şey yok. Onunla da hiçbir şey yapamazsınız. Bu QR kodunu okuttuktan sonra da gene sisteme entegre edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ömürlük bir şeydir bu. En sağlamı da ona bakarsan kağıt cüzdanlardır. Bu sistem de kapansa, borsalar da kapansa, yarın öbürsü günü farklı bir borsa açıldığında da private key'inizi okutarak da, yani private key dediğimizde secret key'lerimizdir. Burasıdır arkadaşlar. Ben şimdi bunu normal bir şekilde oluşturdum. Bu gerçek değildir. Bunu wallet adresi de burası arkadaşlar. Bitcoin için bu. Bitcoin adresini bu. Secret key'imiz de bu arkadaşlar. Bunu kopyalayarak da buraya entegre edebiliyorsunuz. Gelip de buradan ayarlardan yeni adres ekle dediğimizde buraya isterseniz token adresini veya da şeyi yazdıktan sonra da şimdi ben bunu anahtarı ekle dediğimizde de bakınız şuraya otomatikten ekleniyor. Şurada da eklendiğini gösteriyor. Bu adresi 1JAU ile başlıyor mesela. Burada 1JAU ile devam ediyor bizim anahtarımız. Şimdi bakınız private key'im de benim bu sistemde şu anda aktif gözüküyor. Yani benim buradaki borsam kapandı, paralarım uçmuş olmuyor arkadaşlar. İşte private key bu kadar çok önemli. Şu secret key'imizi aldığımız zaman bir yere muhafaza ettiğimizde o 24 haneli şifrenin içerisine de entegre ettiğimizde veya da yazdığımızda kaybolmayacak şekilde yarın öbür gün borsalar kapansa dahil farklı borsalara girdiği zaman da bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu arşive ekliyorum ve buradan da silerek de gene yok edebiliyorum. Şimdi buradakiler de bana ait olan şeyler. Kendi adınızla da kripto para wallet adresi üretebiliyorsunuz. Bu benim kanalımda da nasıl ürettiğimize dair burada mevcut arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi diyeceğim başka ne var? Şimdi şöyle biraz daha okuyayım, bakayım hangi sorular var. Onları anlatmaya çalışayım şimdi. Şimdi burada da Shiba Token Ledger Nano ise gönderilir mi diye bir arkadaşımız sormuş. Gerçi izahatını yaptığım halde de ETH'nin altına yollayabilirsiniz demişler. Risk almak istemiyorum. Daha önce denediniz mi diye bir şey var. Yorum var. Hani gene ürküyor. Sonuçta bir paradır. Doğru, haklıdır. Şimdi arkadaşlar ben genelde elimden geldiği kadar kimseye yanlış bilgi vermek istemem. Araştırırım. Ondan sonra gerektiği şekilde bilgim doğrultusunda sizlere aktarmaya çalışırım. Şimdi ben burada örneğin Shiba Token'ını bakınız Ethereum'un altına göndermişim. Şimdi ben buradan bahsediyorum. Yani bir miktar benim elimde Ethereum var. Bunları almak, göndermek için. Şimdi Shiba Token'ını ben buraya zamanında almışım. Buraya atmışım. Şimdi demek ki bu ne demektir? Ben gönderiyorum ki size de gönderme fırsatı verebiliyoruz. Burada link de göndermişim. Daha sonra geri çekmişim. USD Coin de göndermişiz. USDC. Mesela bakınız burada Ethereum'un altına ERC20 tokenların hepsini gönderebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle ilginiz ve bilginiz için de teşekkür edenler de var. Biz teşekkür ederiz. Yani burada ben bundan bahsediyordum. Ethereum olması gerekiyor. Bir miktar bunları alıp göndermek için arkadaşlar.
Şimdi gelelim diğer sorulara. Şimdi ağzınıza sağlık demiş. Merak ettiklerim vesaire. Direkt bakiyenizi bakiyelerimi görüyorum demiş. Bana öz takmadan takmadığım sürece transfer yapılamaz değil mi diyor. Evet, yapılamaz. Yani Ledger'a şuradaki siz buradan ne kadar gönderme alma yapmaya çalışsanız da dahil veya da ol diye bilgisayarınıza ulaştı, virüs bulaştı, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama Ledger cihazı takılı olmadığı müddetçe, siz Ledger'ın üzerinden onay vermediğiniz müddetçe de asla ve asla hiçbir yere gönderim yapılmaz, alınmaz da. Alırken de onay veriyorsunuz, pardon, alırken onay vermiyorsunuz ama gönderim yaparken de onay veriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hiç merak etmeyin, Ledger'ınız takılı olmadığı müddetçe de kimseye gönderim yapılamaz arkadaşlar. Şimdi hocam demiş, bilgisayar Windows 10 Pro sürüm kullanıyorum. Bana 8.1 yüklemem gerektiği söylüyor. Doğrusu nedir? Gerçi cevabını da vermişim. Arkadaşlar şu anda bakınız, ben de Windows 10 kullanıyorum. Hiçbir de sıkıntım yok. Windows 10. Hiçbir sıkıntım yok. Ledger'ı rahatlıkla kullanabilirsin. Yükleyebilirsin. Eğer ki hata veriyorsa da sizin Windows 10'u yeniden kurmanız gerekir diye düşünüyorum. Veya da ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Çünkü bütün bu live programların yazılımları tüm sürümlere uyumludur arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde hata vermez diye biliyorum. Şimdi çoğu coin Ethereum ERC20 ağı ile gidiyor ve kesintisi çok fazla. Bu ağı değiştiremeyiz mi diyor. Hayır, maalesef. Sonuçta ben bir coin üretmişim. Benim bir blok ağım var. Bu ağımı değiştiremezsiniz arkadaşlar. ERC20 kullandığınız müddetçe de ERC20 token üzerindeki blok ağlarını kullanmakla yükümlüsünüz. Başka bir sorulara bakayım şimdi şöyle. Şimdi bir arkadaşımızdan Nano X almış, birçok kripto paralara yüklemiş ama bazıları da görünmüyormuş, hesap bilgisi çıkmıyor diye bilgi vermiş. Mobil kullandığını söylemiş. Zaten mobilde kullanabileceğinizi söyledim. Arkadaşlar şimdi bakınız, şu programı yeni yükledim. Az önce size izah etmek için yeni yükledim. Benim hesabım var. Bilgisayara yeni yükledim. Bakınız ben de cep telefonu kullanıyorum. İşte buyurun. Benim hesabım normalde var. Ben sadece Ethereum'u çektim ki yani örnek teşkil etmeyelim diye. Çünkü bazen YouTube'da şey yapıyor. Siz işte şunları oynatıyorsunuz, şu kadar para örneği vererek yatırım yapıyorsunuz gibi, yatırıma teşvik ediyorsunuz gibi sıkıntılar yapıyor. Bakınız gördüğünüz gibi benim hesabım var ama şunu da size izah etmek için bilgisayarıma yükledim. Ben mobil kullanıyorum en çok ağırlıklı. O yüzden bilgisayarı pek kullanmıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar, şu anda benim ETA kontum yok maalesef. Aha, gördüğünüz gibi hesabım da var ama ben nasıl çıkartacağım? Bazıları yok, gözükmüyor. İşte profilinizden şu şekil et account'u tıkladığınızda veya cep telefonunuzda da et account'a tıkladığınızda, Shiba ise Shiba, Bitcoin ise Bitcoin arkadaşlar. Benim Bitcoin varsa veya da Ethereum'um varsa, şu anda Ethereum'um var gözüküyor. Şuradaki hesaba göre Ethereum'um var. Buyurun, ben bunu çıkartmam lazım. Nasıl çıkartacağım, nasıl buraya getireceğim diye merak ediyorsanız, bu Ethereum'u tıkladıktan sonra bu şekilde devam ediyorsunuz. Cihazınızı tak diyor. Cihazını taktıktan sonra, şifreyi girdikten sonra arkadaşlar, onay veriyorsunuz ve onay verdikten sonra da üçüncü aşamadan sonra sistem kendini kontrol ediyor ve blok ağınızdaki şeyleri kontrol ediyor. Paranızı da sisteme buraya gözüktürüyor arkadaşlar. Yani profilim kısmına gözükmüş oluyor. Burada hiçbir şekilde de paranız dediğim gibi kaybolmaz arkadaşlar. Şimdi diğer soruya bakalım. Şimdi bir arkadaşımız, senin dediğin gibi tüm cihazları sildim, yeniden yükledim ve tüm bakiyem ana sayfada gözüküyor. Başka bir hesaba yollamaya çalışıyorum. Son aşamada bakiyeniz yetersiz diyor. Bu sorun neden olabilir?
Arkadaşlar şimdi bakınız şu anda benim de bütün programlarım silinik veya da buradan da özellikle de clean diyerek de sistemi yeniden yükleyebilirsiniz. Yani help kısmına geldiğiniz zaman da clear dediğiniz zaman da bütün her şey silinmiş olur. Burayı sildiğiniz zaman siz eğer ki burayı sildiğinizde yeni baştan Add Account kısmından dediğim gibi bu sistemi yüklemeniz lazım ve bakiyeleriniz gözükecek. Lakin eğer ki cihazı sildiniz ise yani ledger'ınızı siz sildiniz, resetlediniz. Bunu resetlediğiniz zaman da işte o 24 haneli şifrenizi doğru girerek tekrar yeni baştan kurulum yapıp manager bölümünden de tekrar yeni baştan kripto paralarınızı yüklemeniz gerekir. Manager'dan yüklediğiniz zaman cihazınıza yüklediğiniz kripto paraları Ethereum'sa Ethereum'u buraya tıklayarak cihazınıza yüklediniz. Burada Bitcoin var mesela. Bitcoin'i yüklediniz. O zaman profil kısmına geliyorsunuz. Add Account diyorsunuz ve Bitcoin'i tıkladığınızda da cihazınızdan da onay verdikten sonra da sizin şeyiniz gelmesi gerekiyor hesabınıza. Ama buna rağmen siz hesabı yüklediniz, bu sistemi de kurdunuz, cihazı da kurdunuz ama yine hesabınızdan para gönderme ve alma yapamıyor diyorsanız gene 24 tane şifrenin yanlış girildiğini düşünürüm. Burada da zaten ben onu anlattım arkadaşlar. Şu hesapta da bunu özellikle şu videoda 48 haneli hatta ben de yanlış yazdım burada da tekrar düzeltme yaptım. Gönderme nasıl yaptım, doğru yaptığım işlemlerin hepsini burada anlattım. Buna rağmen eğer ki gene siz gönderme yapamıyorsanız cihazdan o zamanı son kaldı bir işlem şuradaki manager bölümüne girerek cihazınızdan onay vererek kripto paranın güncel son sürümlerini kontrol etmeniz veya da cihazınızın son sürümünü kontrol etmeniz veya da şu live programınızın son sürümünün kontrol etmeniz sonucunda sisteminizin düzeleceğine inanıyorum arkadaşlar. Şimdi hocam demiş, live programını kapatsam dahil açıldı mıydı? Bakilerim gözüküyor diyor. Ve Ledger'i takmadığım sürece transfer yapılamaz değil mi diyor. Arkadaşlar şimdi bu programlardan ayarlar bölümünden zaten gene de cihazınıza şifre koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani account bölümünden şeyler de var. Şifre koruma şeylerimiz var. Eğer ki bu siz password kullanmak istiyorsanız bunu da kitleyip kendiniz girişleri engelleyebilirsiniz. Ama benim burada şeylerim gözüksün. Önemli değil. Tekrar bilgisayar açtığımda ben şu şekilde hesabıma ulaşıldığını düşünün. Önemli değil ama cihazınızı takmadığınız müddetçe, cihazınızdan onay vermediğiniz müddetçe de transferler gerçekleşmez arkadaşlar. Bakınız şu anda hesabım herkes görüyor şu anda. Ama cihazınızı takmadığınız müddetçe de hesabınızdan transfer gerçekleşmez arkadaşlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Şimdi bir arkadaşımız da Nano X aldığını Powerbank'le taktığım halde şarj almadığını, önceden çalıştığını, şimdi ise çalışmadığını bahsetmiş. Açılmadığını, kablosuz bir şekilde kullanamıyorum, açılmıyor, ne yapmam gerekir diye sormuş. Şimdi burada da arkadaşım, şimdi bu Bluetooth kullanabilmen için cihazlarda yani hem Bluetooth'lu hem de kablolu kullanabiliyorsunuz Ledger'ları. Şimdi bunların içerisinde mini bir pil sistemleri vardır. Yani Bluetooth kullanabilmen için kablosuz bir şekilde kullanabilmen için bunların içerisinde mini bir pil şeyleri var. Yatakları var. Bu pilleri arızalıdır arkadaşlar. Çünkü şarj tutmuyordur. Bir cep telefonu düşünün. İçerisinde
batarya olmazsa uzak ağ bağlantıyla istasyona bağlanıp konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Bunun içerisinde de mini bir piller vardır. Bu pillerin arızalanması sonucu Bluetooth bağlantılı sistemden uzak ağ bağlantılı kurulum yapamıyorsunuz olabilir arkadaşlar. Yani bunu servisinizde görüşmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü pili arızalıdır. Şarj tutmuyordur. Yani dediğim gibi telefonu düşünün. Cep telefonunuz nasıl şarj tutmuyorsa, bataryası arızalı çıkıyorsa bunların da pilleri arızalıdır. O yüzden açmıyor olabilir. Bunu bir kontrol ettirin servisinize diye düşünüyorum. Şimdi holo destekliyor mu? Hocam şimdi BTT ve holo destekliyor mu diye sormuş. Şimdi az önce dediğim gibi şimdi geliniz şuradan bakınız. Add account dediğimde şimdi ben buraya BTT yazdığımda bir Tron ağı olduğunu gösteriyor. BitTorrent diye bir şey var. Veya da hangisinden bahsettiniz? Burada zaten gözüküyor. Tron ağı olduğunu bahsediyor. Bir seferde Ethereum ağına değil de Tron ağına bu şekil geliyor. Şurada Ethereum'un altına nasıl ERC20 tokenları geliyorsa Tron ağının altına da diğer şeyler geliyor arkadaşlar. Onu da dediğim gibi buradan gene şu şekil kontrol edebilirsiniz. BTT dediğimde de bakınız burada çok da güzel açıklıyor. Az önce Shiba'yı bulamadık ama burada bakınız BitTorrent diyor. TRC20 yani Tron 10 ağında kurulu bir sistem olduğunu söylüyor ve Live programının desteklediğini söylüyor. Ekstra da Tron kendi wallet adreslerinin olduğunu gösterebiliyor. Sadece buradan alım yapamıyorsun, gönderim yapamıyorsun. Sadece şey pardon, alma satın alma yapamıyorsun. Swap yapamıyorsun ama alma gönderme yapabiliyorsunuz Live programında. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi detaylı bir şekilde de buradan kontrol edebilirsiniz. Hangi kripto para olursa olsun, token olursa olsun buradan ikisinden şurasıyla beraber şuradan kontrol edebilirsiniz. Hiç kafanıza bile takılmasına gerek yok. Burada varsa arkadaş, bakınız burada varsa BTT arattım. Burada var mı? Hiç buralara bile girmene gerek yok aslında. Burada var mı? Var. Tamamdır. Ben buradan TRC20 token olduğunu söylüyor. Ben bu Tron ağının wallet adresini aldıktan sonra borsaya giderim. Borsadan da ne yaparım? Oraya transfer rahatlıkla yapabilirim. Ama dediğim gibi TRC20 veya TRC10 token olup olmadığını kontrol edin. Minimum ve maksimum alımları gönderimleri kontrol edin. Ondan sonra da işleminize devam edebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bir arkadaşımızdan Nano X cihazı aldım ve deneme amaçlı Tether yolladığını söylüyor. Ve tekrar geri çekmeye, borsaya geri çekmek istediğinde de No Energy Token diyor. Yani enerji için herhangi bir şey olmadığını söylüyor. Yani fee ücretini kesecek kadar bir şey olmadığını söylüyor. Token olmadığını söylüyor. Şimdi bunu dediğim gibi gene bu Tron ağında şey var. Onu da şöyle göstereyim bir bakayım önce bulabilir miyim? Evet şöyle kendi uygulamamdan buldum arkadaşlar. Gene ben de kullandığım için hani elimden geldiği kadar her şeyi net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada enerji ağının olmadığını söylüyor. Yani transfer token enerjisinin olmadığını söylüyor. Bu da burada arkadaşlar enerji. Yani bu enerjiyi de gene kazanmanın nasıl olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Fiyatlarının kesilebilmesi için de şuradaki enerjinin yeterli olması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi peki Ledger'la alakası nedir derseniz de Ledger'la hiçbir alakası yok. Eğer ki siz buradan Tether yolladıysanız Tether UST dediğiniz zaman da bunun sadece Ethereum olması gerekiyor arkadaşlar. Şu hesabınızda Ethereum'un olması gerekiyor. Yani buradaki hesabınızda eğer ki Tether yolladıysanız onun hesabı olması gerekiyor. Yani bu da nedir?
Eğerci 20 token'ı olduğu için Tether'le ilgili şurada da şeyi olması lazım. Yani kas fee ücretlerini kesebileceği bir miktarda ücretin olması gerekiyor. Şuradaki gibi misal. Ama kendi cüzdanına gönderecek olursanız da burada da enerjinin olması gerekmektedir. Bu da bir Tron linkidir. Bazen hani Tron'dan örnek vererek ben anlatmaya çalışıyorum bunu da. O yüzden bu da tabii ki bunun Tron'la da bunun şeyi alakası yok. Sadece şurada gösterdiğim gibi Ethereum'un bir miktar olması gerekmektedir arkadaşlar. Yoksa gönderilemez. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim başka hesaplara. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Doge kasma botunu ne oldu? O önemli değil. Bilgisayar değil de telefon kurulumu yapabilir miyim? Tabii ki bilgisayarda kurulumu yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi biz burada da anlatıyoruz zaten onların hepsini. Buradan siz şeye geldiğinizde, Ledger'e geldiğinizde kendiniz Ledger Nano S'i seçerseniz hangisi ise artık onun gerek burada download'da bakınız mobil kurulumları mevcut arkadaşlar. Yani rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Çok güzel anlattım abicim. Şimdi başka sorum var. XRP al gönder sorunuz XLM alma gönderme. Şurayı tam anlayamadım. Çözmeye çalışayım. Şimdi burada arkadaşımız XLM'nin alma gönderme yapamadığını bahsetmiş. Son defterin günceli bitmiş diyor. Şimdi bunun birçok sebepleri olabilir. Zaten ben dediğim gibi hep altta da izahatlarını yapmaya çalışıyorum. Burada sizin her zamanki dediğim gibi XLM'nin olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Veya da sitesinden buradan XLM'nin güncel olup olmadığını, bu sürümün uyumlu olup olmadığını kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki sürüm güncelse, eğer ki burada da sıkıntı yoksa şuradaki manager'dan cihazınızın güncel olup olmadığını kontrol edin. Cihazınız da eğer ki güncelse bu live programının güncel olup olmadığını kontrol edin. Hepsi tamam, hiçbir sıkıntım yok. Minimum alma göndermeleri kontrol edin. Veya da şimdi siz bu ana bilgisayarınız, şimdi evde 3-4 tane bilgisayar vardır. Siz bu live programına buraya yükleme yapmışsınızdır bilgisayara, PC'ye. Gittiniz laptopta işlem yapmaya çalışırsınız. Orada da işlem yapamazsınız arkadaşlar. Yani oradaki yeni kurulumla yeni baştan silip yeni baştan yüklemeniz gerekir. Yani bilgisayardan bilgisayara da sürümlerden sürümlere de fark ediyor. Onları da özellikle bilgisayarlarınızda kontrol edin arkadaşlar. Son sürümlerini de veya da hangisi olup olmadığını da kontrol edin arkadaşlar. Şimdi başka burada anlatılacak bilmiyorum. Var mı başka bir şey? Çok zor durumdayım ben. Yalnızlıkla CZM Ethereum Classic'te attım. Onu nasıl kurtaracağım? Yardım ediniz. Şimdi burada CZ'yi yanlışlıkla Ethereum Classic'e yollamış. Ama neye yollamış? Tabii ki buraya yollamıştır. Şimdi biz şunu her zaman söyleriz. Sakın ama sakın ola ki hani borsalar bile uyarır. Der ki hani kripto paranızın doğru adres olduğunu kontrol edin diye bizi zaten uyarır. Ve bazen borsalar der ki işte siz Ethereum göndermek istiyorsunuz. Ben yanlışlıkla da geldim Bitcoin'in wallet adresini kopyaladım. Zaten borsa der ki arkadaş şu özellikle live programı der ki bu Ethereum adresi değil diye seni uyarır. Ha, buna rağmen gittim ben farklı borsalara yolladım. Hani bu uyardı beni ama borsadan borsaya aktarım yapıyorum. Borsada da bazıları uyarmaz. Farklı şekilde de yollamış olduğunuzu düşünerek şöyle yapabilirsiniz.
Bir kere birinci olarak zaten kesinlikle ve kesinlikle yanlış gönderdiğiniz yerlerden bir daha geri dönüş yapamazsınız. Yani kripto paralarınızı alamazsınız. Ha, alırsınız, nasıl alırsınız? O da yüzde belki bir ihtimal. Şu live programının özellikle sahibi kim? Ledger. Buradan support'a destek yazarak da gerekli izahatınızı yaparsınız, durumunuzu arz edersiniz ve size bir ihtimal dönüş yapabilirler. Dönüş yaparlarsa paranızı kurtarırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama dönüş yapmamazsınız da bir bardak su içiniz derim. Ama dediğim gibi onlara mutlaka dikkat edin. Bir defa, iki defa değil, bin defa yeri geldi mi kontrol edin. Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Şimdi diğer videolara bakayım. Başka soru var mı? Özellikle oradan anlatmaya çalışayım ve yoksa da bu videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geldik. Şuradaki ilk yüklediğim videoya geldik. Onun sorularında Nano X aldım ama kurulum yaptım. Fakat bazı coinleri XLM, ADA, Tron gibi menajer bölümüne indirdim. Buna rağmen de account bölümünde görünmüyor. Ne yapmam lazım? Şimdi az önce dediğim gibi arkadaşlar, şimdi buradan siz menajer bölümüne geldiğinizde cihazınızı takıp onay verdiğinizde bu kripto paraları buna yüklediğinizde hangisi olursa olsun bunun ikisine de yüklediğinizde daha iş bitmiyor arkadaşlar. Sizin şimdi Bitcoin'i yüklediğinizi varsayalım. Şurada gözüküyor. Bitcoin'i yüklediniz. Buradan profilim kısmına geliyorsunuz. Profilim kısmından Bitcoin'i kurduysanız buradan Bitcoin'in add account diyorsunuz ve Bitcoin'i seçiyorsunuz. Bitcoin seçtikten sonra da devam diyorsunuz. Cihazınıza gelen onayı şu iki tuşla veya da Ledger Nano X'te şuradaki tuşlardır. Bunlar da bir tane burada var, bir tane burada var. Bunlarla onay veriyorsunuz. Ledger Nano S'te ise yandaki tuşlardan onay veriyorsunuz. Gecikme yaptı diyor. Benim onaylamama gerek yok zaten. Anlatmaya çalışıyorum. Bitcoin'den devam dedikten sonra üçüncü olarak onayı verdikten sonra account kısmının sizin sisteminizi arıyor ve aradıktan zaman paranızı bulacak şekilde size söylüyor. Onu da işaretledikten sonra, devam ettikten sonra da profil kısmınızda bütün hesaplarınız gözükmüş olacak. Tabii ki bütün hesaplar derken Bitcoin yüklediğiniz için Bitcoin gözükecek. Cihazınıza Ethereum yükledikten sonra da Ethereum'a geliyorsunuz. Manager bölümünden Ethereum şeyini instal ettikten sonra Ethereum'a gelip et account'tan buna da devam ettikten sonra gene cihazınızdan aynı işlemler devam ettikten sonra da sistem buradaki bütün paralarınız gözükmüş olacak arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Bravo hocam demiş. Birçok aklımızdaki soruları cevapladınız demiş. Teşekkür ederim. Ne demek? Elimden geldiği kadar yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Hocam demiş. İçinde saklı olan bakiyeye bir şey olur mu? Elim gitmiyor sıfırlamaya diyor. Arkadaşlar dediğim gibi siz gerekse şunu sıfırlayın, gerekse silin, bilgisayarınızı format atın, bilgisayarınızı çöpe atın, ledger'ınızı gidin, kırın, dökün, parçalayın. Ama hiçbir zaman bakiyenize bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü niye bir şey olmaz? Elinizde çünkü 24 haneli şifreniz var. 24 haneli şifreniz olduğu müddetçe de hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bundan emin olun. Ama 24 haneli şifrenizi kaybederseniz, yırtarsanız o zaman bir bardak su için. O yüzden bilgisayarınızı resetlemeniz olsun, cihazınızı resetlemeniz, formatlamanız, kırılmanız, yeni baştan yazmanız hiçbir şekilde sizin şeylerinizi kaybetmez, paralarınızı kaybetmez. Tekrar sistemi bu şekilde sıfırdan kurduğunuzda, manager'dan yüklediğinizde, et account dediğinizde hangi para ise onu devam ederek de sisteminizi bulabilirsiniz. Denemesi de şu şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki Dogecoin en ucuz bir şey veya da en ucuz bir tane 10 liralık, 20 liralık bir şey bulun. Onu sisteme atın. Bir deneme yanılma yapın. Sıfırlayın, atın, bozun. Biraz oynayın, kurcalayın. Giderseniz 10 liranız, 20 liranız gitsin. Yani o şekilde deneyin. Ondan sonra da bakacaksınız ki bir şey olmadığını anlayacaksınız zaten. O yüzden rahat olun diye düşünüyorum. Diğer sorulara bakalım.
Şimdi elimden geldiği kadar hepsini cevapladım arkadaşlar. Başka sorulara bakmaya çalışıyorum. Hep aynı konular ve tekrarladığımı da düşünüyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur ve eğer ki yine kafanıza takılan bir şeyler varsa lütfen bana da buradan tekrar yazın. Elimden geldiği kadarıyla da size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi tek istediğim sizden birincisi abone de olmayın. Önemli değil. Abone olursanız tabii ki ekstra sevinirim. Buradaki beğen butonunu beğenmeniz ve yorum yapmanızdır. Yorum yaptığınız takdirde de size en iyi şekilde de dönmeye çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gene kafanıza takılan bir sorular olursa da lütfen altta bana yazmayı unutmayın. Bu şekilde herkese yetişmeye çalışıyorum. Cevap da vermeye çalışıyorum. Ve emin olun işinizi de çözmeden de sizin yakanızı ben bırakmam zaten. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, var olun. Tekrar başka videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın diyorum sizlere.